Herkese merhaba. Yepyeni bir FIFA analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda Ege var. Artık o benim konuğum olmaya başladı. Hayda. Görüyorsunuz Ege hoş geldin. Bugün kulüp tarafından incelememiz istenen maç benim maçım oldu. Bir tane değil mi? Weekend League maçım. Weekend League'de dördüncü maçım. Bakalım dördüncü maçımda neler olmuş. Evet. Tun Şimdi abinin karşılaştığı bu Weekend League'de dördüncü maçı. dördüncü maçım. 3-0 gidiyor. Güzel başlamış ilk 3 maç için. Rakibimizin kadrosuna bakıyoruz. Arka dörtlüsü çok iyi gözükmese de yine de Çok metaya meta. uyan. Yani sol bek sağ bek özellikle herkesin kullandığı 85'i olsun Mendy'nin, Headline'ın Seme'de olsun. Orta sahada zaten iki tane Baş güçlü belası baş belası diyelim. diyebileceğimiz yani Doucouré ve Sissoko. Forvet'te ve kanatta James ile Rashford tercihi biraz ilginç ama tabii ki de destekleyen kırmızı 93 Mbappe ile Neymar var. Bakalım yani. Daha çok hani ilk 15 dakika rakibinizin nasıl oynadığını ölçerek görebiliyorsunuz. Böyle kadroya bakıp da direkt Allah 93 Mbappe çıkarmış veya şu var şu var deyip full toti kadro görseniz bile o maçı ben belki 3-0 kazanıp Kesinlikle. rakibinize rage quit attıracaksınız. Bunu Kesinlikle. hiç bilemezsiniz. Çok O da yüzden yaşadım ben onu. Zaten bu kadroyu gördüğüm zaman ha, kırmızı Mbappe'si var ama ha, muazzam bir oyuncu o. Çok tehlike yaratır demedim. Takımın geneline bakmaya çalıştım. Eksik yönleri vardı aslında. Orta sahanın ortadaki iki oyuncusu bayağı benim kadroma göre düşük oyunculardı. Tabii maçı da sen oynadığın için daha çok Evet. hani düşüncelerin şurada şunu yaptık vesaire ben daha çok yorum analiz katmaya çalışacağım. Ne oynadığından bahset abi istiyorsan Bu önce. kadro 4-4-2 başladım. Rakibin aslında kadrosuna göre daha en başta ne oynayacağıma karar veriyorum. 4 tane taktiğim var. İkisi 4-4-2, iki tanesi 4-2-3-1. Bunlardan iki tanesi yani 4-4-2'nin bir defansifi var, bir de ofansifi var. Rakibe mesela direkt ofansif başladım ben Maçın orada. temposu çok yüksek gerçekten. Bir orada bir burada. Aslında izlemesi de tabii ki hani bir önceki bölümde profesyonel bir karşılaşmayı takip etmiştik biliyorsunuz. Borussia Diego'nun maçını. Bu maçı izlemek çok daha keyifli tabii ki. Temposu yüksek olduğu için. Orada yapılan bir switch Orada hatası hemen Davutluyuz da evet. pozisyon burada başlıyor. Aslında bir Aslında geride başlıyor. bir geride başlıyor. Biraz Onu da daha yorumlamam. alırsan orada De Jong'la yapmış olduğum gereksiz bir Evet. hareket. Yani şuradaki şu pas Bir sürü verken opsiyon mesela var. Bekin hemen senin Evet. yanında. Şuradaki Bekin'i L1 ile mesela koşturup oradan bir tane üçgen atıp şuradaki Mbappe'yi Evet. görebilmek var. Ama işte orada o yapılan heel to heel flick. Rakip de mesela hani aslında biraz denk gelmiş. Adam da Evet. üstüne seni karayla basmış. Aynen. Neymar önde kalıyor. W'de orada mesela Tek bir adamı panik şey var. geçiyorum. Mendy'ye geçiyorsun. W'ye Evet. geçiyorsun. Tam ne yapacağını bilemeden rakip o kadar doğru anda pas atmış ki Çok güzel. gerçekten. Ben burada direkt artık Neymar'la hani Neymar'la paslaşmayacağını aslında düşünüp gidip buradan yakışır evet. köşeye vurmasını beklersin Evet. ama Onu savundum ben de gafil zaten avlamış ama gerçekten. güzel oynadı burayı. Rakip de bu arada direkt hücum Bu oynayan bir ne? adamdı. Burada Direkt yapacak hiçbir şey kalmamıştı. yani %200 oynamış ve o pasın oradan direkt geçmesi. Kaleciden başlarken bu boşluklar çok fazla olabiliyor. Buna özellikle siz de dikkat edin hem hücumdayken hem savunmadayken. Burada senin yapman gereken şey Ferdinand'a geçip Direkt Ferdinand'la Neymar'a. Neymar'ın koşusunu kapamak ki De Jong da arkadan burayı kapatabilsin. Veya anında W'ye geçip ama W'ye o kadar yukarıda ki. Evet Ben burada switch'i orada yapmamak. evet Yani hiç burada senin çoktan yapmamışım W'ye geçmen gerekiyordu. neredeyse. Evet. Bir anda boş kalmış o degaj avantajını kullanarak. Çok geç geçmişim. Ball roll burada da özel yani iyice dikkatli oynamış. Hemen geçtikten sonra da vurmamış Evet. ve bir anda yani aslında çok da şey olmayan bir maçta 17. dakikada 2-0 2-0'ı geriye geride buldun düşmüşüz. kendini. Koftan sonra aslında güzel hücuma direkt gidebiliyorsun mesela. Ben direkt öyle gittiğim zaman çoğunlukla topu kaybediyorum. Messi, Neymar çok güzel. Evet. Burada Burada belki yapılacak ball bir tane daha mı ball roll yapılabilirdi? roll Orada ben de yapılabilir. düşündüm. Adamın yaptığı gibi de burada çok güzel oynamışsın gerçekten. Sonraki yani şu düzeltme fake shot'ı da çok güzel. Şey de boş. Uzak köşeye. Uzak köşe boş. Burada normal şut yani çünkü kaleciler böyle öne doğru çıkarken burada vurulan normal şutlar genellikle kalecinin bacağına çarpıyor, bir yerine çarpıyor, dışarı gidiyor. Burada uzak köşeye yapılacak bir normal şut. Neymar'ın zaten iki ayağı da var. Evet. Plese daha kavisi böyle yukarı gönderecek O da evet, o da şekilde. olabilir. Veya direkt tam burada bir tane ball roll böyle Loris iyice geldiği zaman. Ama tabii arkanda o Ben zaman işte arkadaki Varane o da var. şarjı Tabii tabii gördüğüm tabii tabii. için hiç vuramamaktansa en yakın köşeye direkt Ama şutu pozisyon hazırlanışı falan bence çok güzel ve of Ferdinand çekmek. gerçekten. Bu pozisyona bir şey diyemiyoruz. Buna bir Kafa şey diyemeyiz kafa golü. golü. Çok görmediğimiz goller Çok bunlar. görmediğimiz goller ama bazen denk geliyor ya. De Jong'la iyi. David Luiz o topu alamamış. Bak David Luiz Davut Luiz bu gözüme konularda hiç. çok şey yapıyor. Burada çok açtık. Yani Davut Luiz'in orada topu alamaması
Gerçekten. Geri alalım ister. De Jong aslında güzel kapatmışsın. Onu alamamak da yani Yani şans. orada Burada biraz topun sende olması lazım. evet. Şurada topu Burada kademe çok alabilmem güzel. lazım. Ama W'de Güzel, Mbappé omuz güzel atamıyor. olsun. Burada switch Sonra hatası zaten var. Dubois senin sağ stoperinde. O buraya gidince Ferdinand da otomatikman buraya kayıyor. Evet. Buradaki Neymar'ı kapatmak için. O zaman da burada switch de çok Çok yani gecikmişim bir belki ne de. yapabilirsin? Hulit'le direkt gidip bir slide tackle son çare bir kayma yapabilirsin. Veya Ferdinand'ı alıp o şutu bloklamaya Evet. gidebilirsin. Ben normalde Pardon Smile'ı. Ferdinand'a geçmeye çalışıyorum. Burada artık kaybettiğimi anlıyorum De Jong'la. Burada bir ortaya switch atıyorum. Sağ analogla muhtemelen. Burada belki Ferdi'yi seçip hani direkt önüne gelme amacım vardı savunurken. Ama Semedo'yu seçince Semedo da çok geride kalıyor. Onu da anlıyorum. Mendy'ye switch yapıyor. Bu sefer Hulit'e Evet. switch yapıyor ama artık iş işten geçmiş Çok oluyor gollü bir ilk yarı. yani. 3-1. Bu arada 4-2-3-1'e de geçmişsin. Maça Evet. 4-4-2 ile başlamıştın ama 4-2-3-1. Muhtemelen team press açtığımda 4-2-3-1'e geçiyorum genelde. Muhtemelen de o taktikle devam edeceğim. Çok zorlamaya çalışmıyorum aslında. 4-4-2 ile açamadığım bir rakibi, hani iyi savunuyorsa çift forveti, hani arkasındaki adamı biraz daha boşluk yaratabiliyorsun çünkü merkez orta sahadaki adamı. Onunla daha çok oynama şeyim var diye Messi'yi kullanıyorum orada da. Neymar'ın arkasında Messi'yi kullanıyorum 4-2-3-1'de. Hani biraz daha Messi ile çok atak pozisyonu bulup daha fazla daha iyi paslar atmak için 4-2-3-1'e döndüm. Şimdi biraz daha yani hakim olduğum Ya ikinci yarıya aslında bir yer. evet kalede Aslında güzel. halen team press açık. Belki de bir hani burada da mantığım şöyleydi. İkiyi bulunca team press'i kapatacağım gibi bir şeyim vardı. Çünkü yani ikinci golü bulmam lazım ki bir fark kalsın. Artık tamamen hücuma yöneleyim. O yüzden team press açık. Team press açık olunca da biliyorsun arkaya atılan 3 yani toptan ikisi geçiyor. Onları çokça yaşadım bu İşte o maçta team da. press'i açmadan da geriden oynamayı öğrenmek bile Evet. çok faydalı Aynen. olabiliyor. Exactly öyle. 61. dakikaya geldik bakalım oyuncu değişiklikleri, taktik değişiklikleri yapıyor musun? 4-4-2'ye dönmüşsün tekrardan. 4-2-3-1'i bırakıp derinliği arttırıyorsun, genişliği azaltıyorsun. Sert kontrolden sonra baskı, herhangi bir değişiklik yok. Bu 7-2-1. hafta yani hep kafama yazacağım yani artık direkt beki azalt Ya azalt. Yapmak istediğin yanlış yerde yok anlaşılmasın. yok Direkt ya. back oyundaki en iyi hareket. Evet. Ama çok fazla kullanıldığı zaman En hani kötü hareket. isteme özellikle kötü bağlantıda oynuyorsanız sizi Evet. istemediğiniz pozisyonlara itiyor. Mesela ben de elemelerde kritik noktalarda yaptığınız zaman rakibin kesinlikle savunamıyor. Ama mesela top böyle hücumu hazırlarken yaptığın zaman elemelerde bir bağlantıda seni bitiriyor tam Evet. anlamıyla. Çünkü orayı gerçekten ya çok güzel böyle tam tamına böyle kusursuz oynadığın sekanslar var ama ondan sonra işte o hani 3-1 tabii ki de buradaki mental ve psikoloji de şimdi normalde 16-0 17-0 giden adamsın, gidebilen adamsın. Yani 3. maçta böyle 3-1 gerideyken dakika 74'te tabii insan ister Zaten istemez de evet. işte şey yapıyor ve en büyük Bir an zaten önce gole gitmek istediğin için en kısa yolu en tercih büyük ediyorsun. rakibimiz de bu zaten. Evet. Yani o heyecanı, o şeyi, o baskıyı, o stresi iyice kontrol altına alıp yani işte İsmail gibi oynamak. Daha sakin yani her Hem Estosar'a yaptığı pozisyonda gol 500 pas yapmıştır yani. evet. Buralarda artık yani derinliği de yükselttik. Takım presi de açık ama tabii bir 60 dakikaya yakın 65-70 dakika team press açık oynadı takım. O yüzden staminaları görüyorsunuz zaten bayağı eksilmiş. Bu anlarda bu dakikalarda pres yapmak daha da zorlaşıyor. Ne kadar rakip geride de oynasa. Mesela bir sonraki böyle bir duruma düştüğün zaman ilk pressiz oynayıp güzel direkt back, güzel pas, gol %100. Çok iyi. Biraz geç geldi Evet, 88. 88'de geldi. Ama rakibin iyice elleri titriyor. Belki bir pozisyon direkt bulabilsen 3-3 neden olmasın bu Evet. maç. 90 artık son Evet, son şansın 90 şans artı artık. 1. Topu kaybettiğinde maç bitecek. Mane koşuyor. Atmamak Neymar. lazım oraya. Onu Ah, biraz farkındayım. fazla Evet. dribbling ve maalesef mağlubiyet Maalesef geliyor. mağlubiyet İkinci geliyor. yarıyı çok üstün oynadığın, rakibe neredeyse hiç pozisyon vermediğin ama ilk yarıda işte o 3 golü yemek Aslında maalesef. şu maç başı söylediğim hani rakibin kadrosuna göre atak veya defansif başlamak mantığının düşüncesinin dezavantajlarını gördük bu Ve maçta. görüyoruz zaten Evet. yani 4 şut 4 gol. Bir tanesi de James'in çok rahat kurtarılan şutuydu galiba. Evet. Onun dışında 3 gol. Yani senin daha fazla pozisyonun var. Topa sahip olma oranı da son dakikalardaki geride top Tabii ki yoksa çevirmesinden top 50-50 da yoksa sendeydi. Bir 60'a 40 50 gibi bir oran aynen 60'a 40 gibi bir olabilirdi. şey. Pas isabetin %90 bütün maç boyunca bir de geride oynadığına rağmen Evet. %90'ı durabilmen önemli. O switch hataları olsun. 3-1 geri düşünce ister istemez hissettiğim Gol baskı atma isteği, vesaire evet. tabii ki etkiliyor. Ama biz de bunların analizini bu yüzden yapıyoruz. Bir Evet. dahaki maçta mesela daha az drag back. Switch stoperlerde çok fazla switch yapmama. Biraz daha geriden oynarken hemen presi açmayıp o pres
stres anlarında rakibin iyice eliti terken son dakikalarda 80 olsun, 75 olsun, minimum 70 oralarda kullanmak önemli. O zaman teşekkür ederiz izlediğiniz için. Eğer siz de görmek istediğiniz, bizim oyuncularımızdan görmek istediğiniz kim varsa onların maçlarını bize yorumlarda belirtirseniz, onların maçlarında burada ben, Ege, Cem, diğer arkadaşlarımız gelip sizlere yorumlayıp video şeklinde aktaracaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.